Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Geçen hafta sizler için tavuk bagetten nasıl çıtır tavuk yaparsınız tarifini vermiştim. Çok beğenildi, çok talep geldi. Ustam tavuk göğsünden bu çıtır tavuğu nasıl yapabiliriz tarifini verir misin diye sizler istediniz. Ben bugün sizler için veriyorum. Öncelikle tavuk göğüslerimizi kasaptan ya da marketten nereden alıyorsak parmak büyüklüğünde şerit şerit kestirelim ya da evinizde kendiniz de kesebilirsiniz. Çıtır tavuk nasıl yapılır? Marinesi nasıldır? İşte o bilinmeyen marine kısmına geçiyoruz. Söylenmeyen, anlatılmayan tüm detaylar bu kanalda. Çıtır tavuklarımızı marine ediyoruz. Öncelikle yarım su bardağı sütümüzü alıyoruz. Bir adet yumurtayı ekliyoruz. 2 diş sarımsağım var. Sarımsağımı ekledim. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı köri. Bir çay kaşığı kimyon. Bu karışımı güzelce karıştırıyoruz. Yarım su bardağı un. Unumuzu alalım. Unumuzu ekledikten sonra dilerseniz bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım, çırpalım. Şu şekilde koyu bir kıvam alacak. Kıvamını göstereyim. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Ne çok sıvı ne de çok katı. Biraz koyu olması önemli. Kestirdiğimiz tavuk göğüslerimizi marine için buraya ekleyelim. Kaşığımızla tekrar karıştıralım arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz. Şimdi vaktiniz varsa üzerine streç film sarıp buzdolabında 2 saat bekletiyorsunuz. Daha lezzetli oluyor. Ustam benim vaktim yok. Hemen pişirmem lazım. O zaman hemen pişirme işlemine geçebiliriz. Şimdi vereceğim diğer püf noktayı sakın kaçırmayın. Değerli dostlar, 2 saat boyunca tavuk göğüslerimiz dolapta bekledi. Bir borcama mısır gevrekleri aldım, rondodan geçtim. Mısır gevreklerini ufalttım. Şimdi tavuk göğüslerimizi mısır gevreğini buluyoruz. Güzelce her tarafının mısır gevreği olmasını sağlayalım. Kızartmadan önce bu işlemi yapmamız lazım. Kızartma işlemine geçiyorum. Haydi bakalım. Birazdan görüşürüz. Çıtır tavuklarımızı kızartma aşamasına geçtik. Kızartma tavamıza bolca sıvı yağ alıyoruz. Sıvı yağın iyice ısınmasını bekliyoruz. Yağımız ısınınca çıtır tavuklarımızı sıvı yağımızla buluşturup önlü arkalı kızartıyoruz. Arkadaşlar, çıtır tavuklarımız kısa sürede kızaracaktır. İçi çiğ kalır diye sakın endişe etmeyin. Kızaran çıtır tavuklarımızın yağını süzdürüp bir tabağa alalım. Arkadaşlar, çıtır tavuklarımız hazır. Bir tabağı aldım. Yanına mayonez ve ketçap. Bu şekilde sunum yapıyorum. Ketçaba isterseniz mayoneze bu şekilde batırıp afiyetle yiyebilirsiniz. Tadı, lezzeti muhteşem oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnanıyorum ki sevdikleriniz, aileniz ve çocuklarınız bu lezzete bayılacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ramazan Usta bugün sizlere dışarıda yediğiniz çıtır tavuğun püf noktalarını
detaylarını, sırlarını verdi. Sizler de Ramazan Usta'nın yaptığı gibi yaparsanız evinizde güzel bir çıtır tavuk yersiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevdiklerinizle, ailenizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.